hanımın yüzündeki lekeler ve ton farklılıkları için ve ince çizgileri için iğnesiz bir işlem istediğinden dolayı tilyum terapimizi uyguladık. Ve lekeleriyle ve ton farklılıklarıyla mücadele ettik. Ama kadınların istekleri bitmiyor. Şimdi de boyun ve el gençleştirme için bize başvurdu. Boyun ve el vücudumuzun gizli yaşlanan bölgeleridir. Bizler evet yüzümüzle çok ilgileniyoruz. Hastalarımız da hep yüz gençleştirme için bizlere başvuruyor. Ve biz bir takım uygulamalar yapıyoruz. Ve baktığınızda 50'li yaşlardaki bayanları belki 40'lı yaşlara kadar alıyoruz. Ama eğer boynuna ve eline herhangi bir uygulama yapılmamışsa ve önlemler alınmamışsa hastanın yüzüne baktığında 30 yaş, boynuna baktığında 50'li yaşları görüyorsunuz. Yani bu gizli yaşlanan bölgeleri boyun ve el gibi ihmal etmememiz gerekiyor. Dekolte de bunlardan bir tanesi. Bu vücudumuz bir bütündür. Yüzümüz, boynumuz, elimiz, anti-aging uygulamaları bir bütün olarak değerlendirmemiz gerekiyor ve bütün olarak uygulamamız gerekiyor. Evet, mimik çizgilerinden kurtulacağız. Cildimizi daha canlı, daha parlak, yüzümüzün cildini daha canlı ve daha parlak hale getireceğiz. Ama boynumuzu da ihmal etmeyeceğiz. Nas Hanım'ın boynunda enine çizgiler vardı. Yatak çizgileri ve ciltteki kolajen miktarının azalmasıyla birlikte ortaya çıkan yumuşamalar dikkatimi çekti. Bunun için alınacak tedbirleri kendisine bahsettim. Bol bol su içeceksiniz. En basit, en ucuz, en doğal anti-aging su içmektir. Çünkü bizler yaş aldıkça ve yaşlandıkça hücreler arası suyumuz azalmakta. Hücreler arası su azaldıkça hücreler küçülmekte ve kolajen sentezi azalmakta. Siz su içtiğinizde hücreler tekrar canlanacaktır. Su candır, su hayattır. Onun için lütfen her gün en az 8 bardak, yani 2 litre su tüketmeye özen gösterin. Suyumuzu içiyoruz ama cildimizi de hep nemli tutmamız gerekiyor. Bu nedenle cilt tipinize uygun, dermatoloğunuzun belirlediği nemlendiricilerinizi kullanmayı yine ihmal etmeyin. Cilt nemlendiricileri yine en uygun anti-aging yaklaşımdır. Çünkü sizler yaşlandıkça kurursunuz, kurudukça cildiniz daha çok kırışır. Nemimize de dikkat ediyoruz ama her şeye rağmen yaş ilerliyor ve kolajen sentezimiz azalıyor. Ne yapacağız o zaman? Azalanı yerine koyacağız. İşte kolajen enjeksiyonları boyun bölgesindeki, cilt yüzeyindeki ince çizgilerde, sarkmalarda ve cilt yenileme amacıyla kullandığımız yöntemlerden bir tanesidir. Kolajen vücudumuzdaki bağ dokusunun en önemli proteinidir. Aslında vücut proteinlerinden en önemlisi kolajendir. Ve yaş aldıkça miktarı azalmakta ve tip değiştirmektedir. İşte bu kolajeni yerine koyduğumuzda ki bizim bütün anti-aging tedavilerimiz kolajen stimülasyonu yönündedir. Ve biz direkt kolajeni enjekte ettiğimizde de o bölgede yaşlanmış kolajenlerin yerine yenilenmiş, daha taze, daha canlı kolajenleri veriyoruz. Ve bu bölgede sıkılaşma ve ince çizgilerde azalmayı sağlıyoruz. Özellikle boyun bölgesinde çok iyi neticeler alıyoruz. Dekolte bölgesinde yine aynı şekilde ve el üzerinde cilt yüzeyinin gençleştirmesi amacıyla kolajeni başarıyla uyguluyoruz. Biraz sonra Naz Hanım'a da iğneyle yapılan uygulama ama çok basit bir uygulama. Dediğim gibi kadınların istekleri bitmiyor. Güzellik uğruna ufak ufak acılara katlanıyoruz. Çünkü sonuçları çok güzel oluyor. Yani minik minik dokunuşlarla büyük mutluluklara sebep oluyoruz. Şimdi Naz Hanım'a kolajen enjeksiyonu yapacağız. Ve uygulamanın ne kadar kolay ve ne kadar pratik ve ne kadar hızlı bir çözüm olduğuna sizler de şahit olacaksınız. Kolajen enjeksiyonları ile birlikte yine el gençleştirmede FDA onaylı mineral dolguyu da çok severek kullanıyorum. Yine mineral dolguda da amacım kolajeni stimüle etmek. Cilt yüzeyine uyguladığımızda ciltte canlanma, cilt derisinde kalınlaşma ve bağ doku desteği yaratıyoruz. Ve bu sayede
el yüzeyindeki hem damarsal damarlanma görüntüsünün azalmasına hem de daha canlı bir cildin elde edilmesine fayda sağlıyoruz. Yine mineral dolguyu boyun gençleştirme amacıyla da kullanıyorum. Mezoterapi yöntemleri boyun için özellikle hyaluronik asit bazlı mezoterapi ürünlerini de destek tedavimize koyuyoruz. Burada belirlenmesi gereken şey bu yaşlanma sürecinin o bireyde nasıl başladığı ve nasıl ilerlediğidir aslında. Herkes aynı yaşlanma süreciyle karşı karşıya değil. Kimimiz çökerek yaşlanıyoruz. Yani göz altlarımızda ve yüzümüzde zayıflamalar, bağ dokusunu, yağ dokusunu kaybıyla karşılaşıyoruz. Kimimiz de sarkmalarla karşılaşıyoruz. İşte bu doğal yaşlanma sürecini, doğal gençleşme sürecine çevirmek için bir yolculuğa çıkıyoruz hastalarımızla. Ama bu doğallığı koruyabilmemiz için bu sürecin o bireyde nasıl işlediğini bilmemiz gerekiyor. Tespit etmemiz gerekiyor ve ona uygun tedavileri seçmemiz gerekiyor. Bazı hastalarda hyaluronik asitler, bazı hastalarda mezoterapiler, radyofrekanslar, ultrason dalgaları, kolajen enjeksiyonları, PRP'ler sayamayacağım kadar çok yöntem var. Bütün bunlar kafanızı karıştırmasın. Lütfen her yöntem herkes için uygun değildir. Lütfen bir dermatolog, bir uzman görüşü almadan böyle bir yolculuğa çıkmayın. Hayalinizi, umudunuzu ve paranızı boş yere tüketmeyin. Çünkü bütün bunlar merdiven altında yapılan uygulamalarla sizlere çok güzel dikte ediliyor ve yanlış uygulamalar sonucunda mağdur insanlarla karşılaşıyoruz. Yapılan her uygulama sizin cildiniz için uygun olmayabilir.